Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konum şöyle görmüş olduğunuz gibi sararmış tezgahlar efendim. Sararmış mermer tezgah özellikle. Bakın şuralara sıcak yemek koymuşum. Şuralarda zaten ziyadesiyle sararmış ve kararmış bir durumda. Bakın burasını zaten anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Bakın nasıl sapsarı olmuş. Şurada da birazcık siyahlık var. Orayı da bakalım. İnşallah yapacağım karışım götürecek. Bakın siyahlı şöyle bakın ıslak bir sert süngerim var. Bakın bunlar çay lekesi ya da atıyorum başka bir leke değil efendim. Bakın görmüş olduğunuz gibi sıcak bir şeyi ben buraya koymuşum ve burada leke yapmış. Yaptığım karışımı burada denedim. Bakın. Burası, bakın, şuralar bembeyaz oldu. Burası, buraya oranla çok çok daha beyazladı. Bakın, şöyle uzaktan göstereyim. Bakın, burası ve şurası arasında baya bir fark oluşmuş. Neyse, ben lafı daha fazla uzatmadan videoma başlamak istiyorum. Evet, bunun için malzemelerim şu şekilde. Bir su bardağına yakın çamaşır sodası. Yarım su bardağı kosla beniş bu şok marketlerde satılıyor ve çamaşır sodası efendim. Şimdi ben bu çamaşır suyunu her videomda bildiğiniz üzere size atıyorum hani boğazım tıkandı şöyle oldu böyle oldu gibisinden ama mecburen tıkandığımız yerde de artık kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bu bir su bardağı çamaşır suyunu şöyle görmüş olduğunuz üzere bütün bir tezgahımın üzerinde kullanacağım efendim. Vakit kaybetmeden şöyle hemen videoma başlamak istiyorum. Herhangi bir çamaşır suyu olabilir, hiç fark etmez. Şöyle kostayı da koyacağım. Bakın nasıl da hemen köpük köpük oldu bakın. Nasıl da yükseldi ve kabardı. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden bunu da koymak istiyorum. Dökülüyor ve taşıyor. Ve taştı efendim. Şöyle. Sıcacık bu arada. Dökülsün. Hiç sorun, hiç problem değil. Zaten ben bunu tezgaha dökeceğim. Yalnız bunu kullanırken eldiven özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın kosla elimi ne hale getirdi. Şöyle birazcık suya tutmak istiyorum. Tabi bu geçiyor ama acıtıyor. Evet ben şimdi eldivenimi giyip geldim. Gerçekten çok acıtıyor eli. Şimdi şöyle bu arada çok çok sıcak. Şöyle yayıyorum. Bir güzel eşit bir şekilde bunu yediriyorum. Bakın. Şimdi şunu kenara alalım. Daha sonra şöyle fırça yardımıyla bunu fırçalayalım. Kesinlikle eldiven giymenizi şiddetle tavsiye ederim. Ve böyle bir fırça kullanın. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şekilde eli acıtıyor. Şimdi bakın burası bir 10-15 dakika veya 20 dakika kadar bekleyecek. İnanın çamaşır suyunu hiç tasvip etmiyorum. Artık dediğim gibi tıkandığım bir noktada olduğum için mecburen böyle kullanıyorum. Ama dediğim gibi bir su bardağına yakın çamaşır suyunu ben şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün bir tezgahıma yaydırdım efendim. Evet bakın şu arada çamaşır sodasını görüyorsunuz. Şimdi bu bir güzel bekleyecek. Daha sonra ben bunu bir güzel temizleyeceğim. Yani arındıracağım.
en son bitmiş haliyle size çekeceğim efendim. Bakın sapsarı buralar. Bakın çamaşır sodası ne hale geldi. Bildiğiniz cilt görevini gördü. Kokusu da muhteşem biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yöntemi sararmış, kararmış ne varsa ona kullanabilirsiniz. Bu mecburen birazcık beklemek zorunda. Çünkü beyazlatma etkisini bekleyerek de hani gösterecek. Evet, bakın şimdi şu yanıklardan, lekelerden eser kalmayacak efendim. Çünkü burası da aynı o şekildeydi bu arada. Her yerine yedireyim. Şimdi bu yaklaşık, bakın çok da güzel köpürüyor. Dediğim gibi bir yarım saate yakın, en azından kuruyana kadar bekleyecek. Daha sonra ben bunu yıkayıp durulayıp sonucu size göstereceğim. O zamana kadar hoşça kalın efendim. Bu arada ben bir diğer ürünüm olan parlatıcıyı size göstermeyi unutmuşum efendim. Bunu da şöyle bir güzel yayıp, onu da bir güzel yedirip, daha sonra bekletip size sonucu göstereceğim efendim. Bakın parlatıcıyla birlikte karışım muhteşem bir hal aldı. Ben bu lekeleri sadece, yani hepsini tek tek kullandığım zaman sonuç alamadım. Ama böyle birleştirip kullanınca daha çok sonuç aldım diyebilirim. Bu şekilde efendim tekrardan görüşmek üzere. Ben bu tezgahımı bekletip durulayıp temizleyip geliyorum. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle yukarıdan biraz kaldırayım. Bakın şu kısımda şöyle yuvarlak bir yanık lekesi vardı. Ben tenceremi koymuşum, artık çaydanlık mı koymuşum, herhangi bir şey koymuşum. Orası yanmış efendim. Yani çok böyle bariz bir şekilde belliydi. Videonun ilk başına gidip bakarsanız bunu çok güzel anlayabilirsiniz efendim. Buralarda hep sarılıklar vardı. Şu kısımlar gitmiyor. Onlar baştan beridir gitmiyor. Bakın mesela şunlar da gitmiyor. Dediğim gibi benim tezgahım en fazla bu şekilde gidebiliyor. Bu arada ben şu konuda bir hata yaptım. Kap konusunda hata yaptım. Aslında hata da değil de tezgahın üzerinde kullanacağım için onu tezgaha yayacağım için pek de sorun etmedim taşmasını. Bundan mütevellit siz eğer hani başka bir yerde kullanacaksanız daha geniş bir şeyin içerisinde kullanabilirsiniz. Karışımı hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Yani sonuç bu şekilde oldu. Şöyle bir de yukarıdan göstereyim. Bakın tertemiz oldu. Muhteşem oldu. Çok güzel beyazladı. Bu eski bir tezgah olduğu için hani artık verniktir, odur budur her şey üzerinden kalktığı için en fazla bu kadar oluyor efendim. Ama sizin tezgahınız benim hani bu tezgaha oranla daha kaliteliyse eğer, siz sonucu daha güzel alacaksınız. Bunu belirtmek istedim efendim. Bu şekilde sonucu göstermek istedim. Bakın burası, bu kısım sapsarıydı. Ama orası da tertemiz oldu, bembeyaz oldu. Bakın, bakın buralar hep, şu kısımlar hep sapsarıydı ve tertemiz oldu. Bakın, son bir kez daha şöyle göstereyim.
şekilde ben de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.